9 Kasım, 15 Kasım. Akrep burçları nasılsınız? Umarım hayat, her şey. Bu hafta neyi farkına varacağız? Ben çok kıskanılıyorum. Çevremde çok fazla beni insanlar çekemiyor. Hani devamlı böyle bir insanların sizin tarafınızdan dedikodu avı. Yani kimseye kulak vermediğinizi biliyorum ve önemsemediğinizi de biliyorum ama bu hafta çok çekiştirilme haftanız olacak. Sizi gereksiz böyle iş yerinizde yöneticileriniz, çevrenizdeki insanlar böyle sizi böyle bir aşağı çekmek isteyecekler ama siz pratik ve çok akıllı olduğunuz için onları çok önemseyeceğinizi düşünmüyorum ama vakti gelince de cevabı vereceğinizi de biliyorum. O yüzden işinizle alakalı özellikle çok yoğun bir tempo, kimseye kulak vermezseniz başarınız artı size kazanç sağlayacak diye not almışım. Bazı akrep burçları şehir değişikliği yapmak gündeminde olacak. Yani işi gereği ya da gitmek istediğiniz artık burası beni artık tatmin etmiyor. Memleketim ya da farklı bir yerde iş yapmak istiyorum diyen akrep burçlarında gerçekten bu karar çok iyi olacak ve belli aralıklarda bu sistemi oturtup yeni bir yola baş koyacaksınız. Özellikle çocuğu olan akrep burçları çok endişeli gelecekleriyle alakalı planlayamıyoruz, para yetmiyor, bu çocukların hayatı ne olacak diye endişe ediyorsanız sizin o çocuklarınız çok zeki, hiç endişe etmeyin ve gelecek hayatları onların parlak. Bence siz kendi kendinize çocuklara bu baskıyı kuruyorsunuz. Çocuklar da nasıl olsa ailem benim geleceğimi düşünüyor. Okumasam da olur kafasına getiriyorsunuz. Lütfen onların bir zekası ve aklı var. Onları kafaya takıp depresyona girmenizi istemiyorum. İlişkisi olmayan akrep burçları artık ben aşksızım. Bir günde bana güzel söz söyleyecek biri olacak mı Emine Hanımcığım diyorsanız evet aile aralarında bazı ve yakın dost aile gibi gördüğünüz dostlardan size gelecek güzel bir diyalog ve bu diyalogla birlikte sizin de sevileceğinizi söyleyecek insanlar hayatınızda rol almaya başlayacak. Yalnız kendi aile büyüklerimizde tartışmalar yani hani biraz arabuluculuk yapmak vardır ama sonu bize zarar getirir ya. Anam birbirlerini yerisinler. Sen karışınca sonunda suçlu sen oluyorsun. Bırak hiç duyma ne hatta kapıyı kapat git. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Mesela akreplere demişim üst solunum yokları, akciğerleriniz ve kulak burun enfeksiyonlarınız çok fazla bu hafta. Bunlara lütfen dikkat edin değerli akrep burçları. Kendi işini yapan bazı akreplerde de maddi sıkıntılardan dolayı kendinizi sıkışmış ve başarısız hissediyor olabilir. Hiç ona gerek yok. Çünkü siz Allah katında da başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sadece şu ara biraz şansınız geride gitti ve bu geride gittiği için de kendinizi mutsuz görüyorsunuz. Hiç mutsuz görmeyin değerli akrep burçları. 17-18 Kasım'dan sonra parasal evrenizde de çok güzel bir değişim söz konusu olacak diyorum. Sizin de ev satmak, bulunduğunuz evi satıp yenip daha böyle bir ferah bir eve geçmek istiyorsunuz ama şu ara ev satmanızı uygun görmüyorum. Yeriniz de kıymetli. Yerinizi kiraya verin. Kendinize farklı bir evden taşınmaya çıkın diyorum. Devlette çalışan bazı akrep burçlarında da biraz bir kontrol dönemi olabilir. Bulunduğunuz şirketin ya da bulunduğunuz devletin biraz sıkıntıları olabilir. Biraz böyle diken üstünde olabileceğimiz bir hafta olacak. Size zarar değil ama üst düzeyde bazı insanlara ciddi zararlar söz konusu olacak. Evet, kurumsal büyük firmada çalışan akreplerde yer değişimiyle ilgili gündem ama bulunduğunuz noktanın sanki temel yeri değişecek ve sonra yer değişimi gerçekleşebilir. Bu da size iyi gelecek. Müzik, dans size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ve uyku dengenizi oturttuğunuzda da vücudunuzdaki yorgunlukların biteceğini değerli akrep burçları. Çünkü sıkışmış bir enerji sizi fazla yorduğu için ve bazen ben başarısız mıyım diye düşünüyorsunuz. Hayır, çok yoruluyorsunuz ve çok sıkışmış hissediyorsunuz. Hak veriyorum. Hiçbir şeyden yorulmayacağınıza inanıyorum. Güzel bir hafta geçirin. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber ve Akkaya sayfamı Instagram'dan takip edin. Ritüel dualarla ilgili Akkaya Official, astrolojiden ne haber de günlük burç yorumlarınızla ilgili detaylar var. Hoşça kalın. Umut her şeyin ilacıdır. Siz ilacınızı elinizde tutun. Hayat size gülsün.